8 ay önce size bir video yayınlamıştım. Bu videoda size ölmeme totemi farmını göstermiştim. Şu anki kullandığımız sürümlerde 1.19.3 ve 1.20 gibi sürümlerde bu farm işe yaramadığını söylediniz. Ben de şu an güncel olarak kullandığım farmı size göstereceğim ve işinize yarayacak. Evet malzemelerimize geçelim o zaman. Bir adet cam, tuzak kapısı, tabela, lav, su, yatak, toprak ve villager. Öncelikle alanımızı hazırlayalım. Bir tarafı 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bir tarafa da 9 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha sonra bunu tamamlıyoruz. Ortasını iyice kazdık. Daha sonra bundan 5 blok aşağıya kazacağız. Kazdığımızda bu şekilde gözükecek. Daha sonra ben direkt olarak trapdoorları yerleştiriyorum. Trapdoorları yerleştirdik. Diyeceksiniz ki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar buraya gelen mobları aşağı düşürecek. Kısaca bu. Daha sonra ben köylünün pozisyonunu ayarlayacağım. Öncelikle orta nokta yapmak istiyorum ve... 5 ve 9 da tek sayı olduğu için bunların ortası var. 5'inki burada. 9'unki burada. Ya da burada. Burada olsun. Her dört köşeye de bu toprakları koydum ve direkt şöyle birleştiriyorum. Orta noktam belli. Hani birazcık baktığınız zaman orta değilmiş gibi dursa da gerçekten orta. Şimdi bize yükseklik gerçekten lazım. Şöyle olacak. Bizi yatağın altında camımız olacak. Şu şekilde. Bu bu cam 3 blok yüksekliğinde olması lazım. Yani altında 3 blok olacak ki yıkıcılar geldiği zaman o bloktan düşebilsinler. 2 bloktan düşmüyorlar, unutmayın. 1 2 3 üstüne cam, üstüne de yatak. Yoksa yıkıcılar düşmüyor. Tekrardan söylüyorum. Daha sonra yatağımızı konumlandırdıktan sonra işlemlere devam ediyoruz ve köylümüz için alan hazırlıyoruz. Köylümüz için alan hazır. Şöyle ki bir tane yatak olacak. Yatağın yanında bir blokluk boşluk olacak. Köylü uyandığı zaman buraya gelecek. Uyumak için geri buraya gidecek. Bu lupa girecek. Herhangi bir şekilde tam şu köşeleri açık bırakırsanız köylüler bu köşelerden dışarı spamlanıyor ve farm bozuluyor. Birazcık daha şekillendirmek için bel kullanabiliriz. Arada çalıyor. Güzel oluyor. Köylümüzü de getirdik. Daha sonra aşağıya hazırlayalım. Şimdi sularımızı boşalttık boşalttıktan sonra burada bir boşluk oluştu. Suyun değmediği bir nokta oluştu. Burayı kır. Burası sizin aklınızda kalsın. Kırmasanız da olur. Hani böyle kalsa da olur fark etmez. Daha sonra buradan yukarı çıktığınızda en tepede bir tuzak kapısı sizi karşılayacak. Onun hemen altına bir toprak koydunuz. Değerini anlatacağım. Daha sonra bu toprağın sol çaprazına bir, bir tane buraya, bir tane de buraya. Bu şekilde bir görünüm veriyoruz. Buraya da lavımızı koyacağız. Lavı buraya sabitlemek için eğilerek tabelaya bir tane daha tıkladık toprağın üstüne çıktık ve şunun üstüne bir tane daha koyduk. Yani daha sonra da lavımızı koyduğumuz zaman bu lav herhangi bir şekilde hareket etmeyecek. Daha sonrasında bu toprağın önemi de şu. Plajerler geldi aşağıya kaydı. Aşağı buna saldırı yapmak için zıplayacaklar. Zıpladılar zıpladılar. Diyelim ki bu toprak yok. Ve uçuşa geçiyorlar. Ama bu toprak olunca ama bu toprak olunca uçuşa geçemiyorlar. Ve direkt olarak lavla toprak arasında sıkışıyorlar. Bizim buraya sıkıştırmak istediğimiz sadece yıkıcılar. Onun dışındakiler aşağı düşecek. Şimdi diyelim ki eleman geldi, buradan geldi. Burada herhangi bir şekilde tuzak kapısı olmadığı için aşağı düşmeyecek. Onun için buralara da tuzak kapısı ekliyoruz. Herhangi bir şekilde sıkıntımız yok. Üst taraf bitti. Bizim alt zemini hazırlamamız lazım. Buradan 26 blok aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Görebildiğim diye ikinci elime de bir tane torç aldım. Buraya düştükleri zaman pillagerların, buraya düştükleri zaman pillagerların yarım kalbi kalacak. Yani yumrukla bile öldürebileceksiniz. Hemen testing yapalım. Bunu gönderiyorum. Bir tane pillager alıyorum. Ve aşağı yuvarladım. Tabi lava değerlerse durum farklı. Gördüğünüz gibi aşağı düştü. Herhangi bir şekilde ölmedi. Elimde cam var. Vuruyorum ve ölüyor. Bu elemanlar buradan düştü. Bizim otomatik olarak bir toplama sistemi yapmamız gerekiyor. O eleman gelecek, buradan düşecek. Burada öldürdüğünüzde bunun altında bir toplama sistemi olacak. Hemen şöyle iniyoruz. Bilo'muz bu. Burada bir tane hopper'ımız olacak. Şurada da chestlerimiz olacak. Hemen chestleri koydum. Hopra buna bağladım. Buraya da direkt olarak düşecekler. Şimdi olay bu. Buraya kadar kazdık. Sistemimiz hazır. Bizim mobumuzun düşeceği yer burası. Ama tam bloklar herhangi bir şekilde hopra eşya iletmiyor. Bunun için ben slap kullanıyorum. Başka bir seçeneğiniz varsa kullanabilirsiniz. Daha sonrasında şurayı da kaçmaması amacı ile şöyle de açıyorum ben genelde. Buraya düşüyor. Direkt kılıçla tak buradan kesiyorum. Pardon. Olayımız bu. Daha sonra çıkış içinde merdiven yapabilirsiniz. Ben genellikle böyle bir dekorasyon kullanıyorum. Benim bu yeteneğim bir rezalet olduğu için bana bu çok havalı geliyor. Direkt buradan çıkıyorum, vuruyorum. Buradayken çünkü zıplayamıyorum. Buradayken zıplayabiliyorum. Hoşuma gidiyor. Ben genelde merdivenleri döşeyip böyle yukarıya kadar çıkıyorum. Ama şunu da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle biraz daha çılgınlık yapıp daha şekilli bir şekilde yukarı çıkıp inebilirsiniz. Öncelikle benim inişim burası, çıkışım burası olacak. İnişim için zaten belli çok korktum. İnişim için zaten belli. Direkt aşağıya bir su koydum ve indiğim zaman fall damage'imi engelliyor. Yukarı çıkış içinde beni hızlı bir şekilde yukarı çıkarması gerekiyor. En altta ruh kumu var ama herhangi bir şekilde beni yukarı hızlıca çıkarmıyor. Bunu normalde tek tek bloklara su koymanız gerekiyor. Ya da yosun alıp sonsuza kadar diyecektim ki sonsuza kadar değil. Yukarıya kadar yosun düşüreceksiniz. Tamam diyelim ki döşedik. Hazır. Hani sonsuza kadar gidiyor. Kırın abi. Ve keyfinize bakın. Herhangi bir şekilde bu olmadan yukarı çıkacaksınız. Buradan da aşağıya bir mob inemeyeceği için sıkıntı yok. Ama şu deliği kapatmayı unutmayın diyeceğim de bunu yapacak bir şeyiniz yok. Açık kalacak yani. Tamam konudan şaşmayalım. İniş çıkışımız hazır. Mobları keseceğimiz yer hazır. Köylümüz de hazır. Bir raid patlatalım o zaman. Raid başladı. Daha sonra siz hemen indiniz aşağıya ve burada bekleyeceksiniz. Hatta şöyle ki bunu unuttum. Bir tane de bel yanınıza alın. Şuraya. Ben size bunun işlevini de göstereceğim. Mesela gelen giden yok. Bastım abi. Ve nerede olduklarını kısa bir süreliğine görebiliyorum ve patır patır düşecekler zaten. Tık düştü. Tık düştü. Hemen bir kılıç aldım. Vurdum ve direkt olarak hepsi öldü. Bir tane daha vurdum, o da öldü. Şimdi size dediğim yıkıcılar geldi. Bakalım yıkıcımız geliyor. Gördüğünüz gibi düşebiliyor. Hani bunu aslında konum o kadar da şey değil. Bu bir işte geliyor heal atıyor ateş atıyor hani ölmeyecek mi diye tereddüt etmeyin o zaten her türlü aşağıya düşüyor. E, raid devam ederken ben size şunu söyleyeyim bunların doğma yerleri var. Burada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 4 çanka kadar hani bu farmın başlangıç çankı mesela burası başlangıç çankı her köşeden 4 alarak etrafınızın düz olduğuna emin olun herhangi bir şekilde aşağıya düşüş çıkamayacakları bir engel olursa sıkıntı yaratabilir. Yani pleasure'lar buraya ulaşamaz ve herhangi bir şekilde de raid'e devam edemezsiniz. Oturup pleasure ararsınız. O da rahatsızlık verir. Yani şu şu anki gördüğünüz alanı böyle dümdüz yapmaya özen gösterin. Onun dışında farmımız çalışıyor. Hepiniz gördünüz. Yani bu taktik şu anda işe yarıyor zaten canlı olarak. 1.19.3'te gösteriyorum. Herhangi bir sıkıntınız olursa yine yapamadığınız yer takıldığınız yer olursa yazabilirsiniz. Hardcore serisiyle birlikte farm videolarına da devam edeceğim. Öğrendiğim birkaç değişik farm yöntemi var. Bunları size aktarmaya çalışacağım. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Diğer videoda görüşmek üzere.